Şimdi arkadaşlar, bu dersimizde de öncelikle şunu anlatmaya çalışalım. Boyama adımını anlatmaya çalışalım. Bakınız, diyor ki boyama işlemi pigment haricinde boyar maddeler yapılan boyama işlemi aşağıdaki adımlardan oluşur diyor. Demek ki boyama adımları nelermiş? Bakınız, boyama adımları, tamam mı? Boyama adımları nelermiş? Boyama adımlarını arkadaşlar biz dörde ayırıyoruz. Mouse'umuzu bir görebilseydik, oradaymış. Boyama adımlarını dörde ayırıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi neymiş? Birinci adım neymiş arkadaşlar? Liflerin ıslanıp şişmesi. Bu adımda şu oluyor. Kumaşı suyun içerisine attığınızda ya da elyafa ya da ip her neyse suyun içerisine attığınızda su ne yapıyor? Şişiriyor. Elyafı şişiriyor. Şişirmeden kastedilen nedir? Elyaf şişecek ki şişmiş olan elyafın içerisine kristalin şeye, amorf bölgeye, kristalin bölgenin yüzeyine boyar madde molekülü girebilsin. Tamam mı? Şişmeden kastedilen o. Gözenekler açılsın, boyar madde içeri girebilsin. Birinci adım şişme. İkinci adım boyar maddenin lif yüzeyine adsorpsiyonu. İkinci adımda neymiş arkadaşlar? Boyar maddenin lif yüzeyine adsorpsiyonu. Bunlar sırası önemli. Buna dikkat edelim. Üçüncü adım boyar maddenin lif içerisine difüzyonu. Üçüncü adımda difüzyonu. Ve dördüncü adımda boyar maddenin elyafa fiksajı. Fiksaj ne arkadaşlar? Fiksaj sabitleme, yok. Sabitleme. Fiksaj sabitleme olarak ifade ediyoruz. Evet. Şimdi demek ki bir boyama, dinleyelim. Bir boyama bu dört adımdan oluşuyor. Tekrarlayalım. Liflerin ıslanıp şişmesi, boyar maddenin lif yüzeyine adsorpsiyonu, boyar maddenin lif içerisinde difüzyonu, boyar maddenin fiksajı adımlarından oluşuyormuş. Ha, boyama işlemi bitti. Bitti. Peki elyaf üzerindeki boyar maddenin tamamı fikse oldu mu? Elyafa sabitlendi mi? Hayır. İşte ondan sonra ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Bakınız, ard işlemler yapıyormuşuz. Boyama bittikten sonra da ne yapacakmışız? Ard işlemler. Fikse olmamış boyar maddenin uzaklaştırılması için yıkama ve ard işlemler diyor. Şimdi amacımız şu. Bakınız. Boyar madde lif arasında bir neyi sağlamak arkadaşlar? Bağ ilişkisini sağlamak. Evet. Şimdi şurası neymiş? Bir kimyasal bağymış. Amacımız bu. Ama şu oluyor. Bakınız, onu da şu kısımda anlatmaya çalışalım. Şu oluyor arkadaşlar. Boyar madde elyafa değil de şuna bağlanıyor. Bu ne? İki hidrojen bir oksijene ne diyoruz biz? Suya bağlanıyormuş. Demek ki işte boyar madde suya bağlanınca biz bu olaya hidroliz diyoruz arkadaşlar. Hidroliz. Hidroliz. İstenmeyen bir durumdur. İşte hidroliz olan boyar madde elyafa fiziksel olarak tutunur. Elyafa fiziksel olarak tutunur ve bunu uzaklaştırmak için yıkama ve ard işlemleri yaparız. Elyafa bağlanmayan, hidroliz olmuş, bağlanmayan derken kimyasal anlamda bağlanmayan, hidroliz olmuş boyar maddenin uzaklaştırılması için, kumaş üzerinden, elyaf üzerinden uzaklaştırılması için yıkama ve ard işlemleri ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Gerçekleştiriyormuşuz. Evet. Evet. Hidroliz demek ki bizim için istenmeyen bir olayı ifade ediyormuş arkadaşlar. Buraya kadar herhangi bir sorunuz var mı? Yok.